PlayStation'ın mihenk taşlarından biri olan Last of Us'ın PlayStation Showcase'te 2 Eylül'de remake olarak önce PlayStation 5'e daha sonra da bilgisayara geleceği duyurulmuştu. Biz de bunu duyunca ekipte çılgına dönmüş, Sevinç'ten dört köşe olmuş, boşluğu yumruklamış, ilginç tepkiler vermiştik. Sosyal medyada oyunun remake versiyonunun gereksiz olduğu düşünüldü, bu düşünceye karşı çıkanlar oldu, bizim gibi Sevinç'ten ne yapacağını şaşıranlar oldu filan derken sonuç olarak Last of Us Part 1 adıyla çıkacak ve Türkçe dublaj olarak bizlerle yeniden buluşacak olan Last of Us remake'i beklemeye konulmuştuk. Tabi aynı zamanda oyunda büyük farklılıklar da bekliyorduk çünkü bunun adı remake. Söylentilere göre Last of Us Part 1'de Last of Us Part 2'nin oyun motorunun kullanılacağı, oyunun büyük anlamda yeni nesil oyun konsollarına ve PC tarafına entegre olacağı, oyuncuların çok kaliteli, çok büyük bir oyun deneyimi yaşayacağı gün yüzündeydi. Ama abi gel gör ki sadece grafiklere cila çekilmiş lan. Oğlum bu ne? Hadi bunu yaptın. Hadi bunu mantıklı bir şekilde kabul etmeye çalışalım imkansız olsa da. Niye bunu yeni oyun çıkarmışçasına $70 piyasaya sürüyorsun? Oğlum remake dediğin şey oyunun sadece görsel ciladan geçmiş olması mı ya? Remake bu mu? Şimdi Nail kardeşim ne yapayım, sana gelip remake'in ne olduğunu mu anlatayım, gözünü çapağınayım, bu ne ya? Hacı fark ettim ki Mustafa Kader'in bu konuya kesinlikle bir el atması lazım. Bilenleriniz vardır, bu sene GameX'e gitmiştim, orada oyun test ederken sektördeki abilerimle dostlarımla selamlaşırken etrafta dolaşırken gözüme bir eli çarpmıştı. Bilmeyenler için hatırlatma yapayım, eli Last of Us'ın ana karakterlerinden biri abi. Ben de bu eliyi tuttum, elini yüzünü temizleyip insana dönüştürüp karşıma aldım. Ve böylece Last of Us remake'in detaylarına direkt oyunun ana karakteriyle bir ineyim dedim. Hani benim kahvem? Bir misafire kahve yok mu? Fitre kahvemiz nerede bizim? Yönetmen çok şerefsiz. Hani bizim kahvemiz? Ayarlamadım. Last of Us'ın remake'i geliyor. Evet. Ya ben çok heyecanlanmıştım. Sen devam et, rica ediyorum. Ben var ya gerçekten çok heyecanlanmıştım, öyle böyle değil. Ama sonra bir baktım ki sadece görüntüyü değiştirmişler. Hani ya. Part 2'nin oyun motoru kullanılacak. Evet. Ya full grafik üzerine gitmişler. Böyle bir şey olabilir mi? Çok saçma ya. Ben zannettim ki işte yeni bir oynanış Part 2'nin mekaniklerini göreceğiz. Adamlar sadece grafik olarak ilerlemiş. Evet. Başka hiçbir şey yok. Evet, Ellie olsun, Joel olsun, hepsinin mimikleri ya çok gerçekçi. Hı. Sanki Ellie ve Joel gerçekten var ve biz onları görüyoruz. Hı. Ama sonra bir bakıyorum ki Part 1 mekanikleri o kadar yanlış olmuş ki. Şimdi bu konuda ben fiyatlandırmaya da değinmek istiyorum. Madem aynı bırakıyorsun, niye sıfır oyun parası alıyorsun? Yani $70. $70 ne demek ya? $70 ya, Türk parasına çevrildiğinde. Ya biz bu Türk gençleri olarak ne yapacağız biz bu Türk gamerlar? Abi ben Türkiye'yi de bir kenara atıyorum. Zaten biz bitmişiz. Ya orası yani evet. Orada girmeye ama hani yani. Genel olarak buna yabancılar da şimdi kızıyor. Hani $70 istiyorsun evet. Benden ama bana yeni bir oyun vermiyorsun. Evet. Bak Part 2'nin oyun motoru kullanılsa o zaman yerden göğe kadar haklar. Evet. Sonuçta bir oyunu yeniden yapıyorsun. Kesinlikle sen partları Part 2'ye dönüştürüyorsun. Kesinlikle. Hikaye aynı okey. Grafikler üst seviye. Oynanış değişiyor. Çok güzel. O zaman ben sana $70 değil, $80 vereyim. Evet. Çünkü ben hani hayranıyım bu oyunu. Sen hayranısın bu oyunu. Kesinlikle. Yönetmenimiz de hayranı bu oyunun. Ya bu oyunu hepimiz hayranıyız da baba. Sen aynı oyunu sadece grafiklerini değiştirip sunmak. Tam arada değişiklikler var. Yok değil. Özellikle de bu 3D audio olarak arkadaki stalkerların kulaklıktaki sesini duymamız o kesinlikle evet. Çok güzel bir artı olmuş. 3D audio en azından güzel. Direkt de olarak engellilere de oyunu Evet. Çok güzel bir fırsat oldu. Hani oynarken bir anda etraf karanlık bir atmosfer, bir anda o takırdayanın sesiyle hemen arkaya dönüşle birlikte evet. Direkt hani silah kullanmamız çok güzel bir artı olduğunu düşünüyorum ben. Ama o dediğin şeye ben çok katılıyorum. Umarım daha yayınlamadan düzeltme şansları var mı bilmiyorum ama Part 2'deki şu mekanikleri 1'e de ekleyebilseler o kadar harika olur ki. Ama eklemeyecekler. Ya. Çünkü Eylül'e bir şey kalmadı. Bir ay kalmadı. O da doğru ya. Bakalım merak ediyorum hani ne yapacaklar ki. Benim en merak ettiğim şey oyunun hikayesi. Değişiklik hani olacak mı? Artısı olacak mı? Hmm. Çünkü bu bir remake. Hiç sanmıyorum. Hani remastered değil bu. Hiç sanmıyorum. Çünkü bence Nail abimiz, Nail abimiz. Nail abimiz. Sen var ya. Kırıldığım nokta şu, ben çok salındım. Çıldırdık. Var ya ben böyle işte koltuk yumrukladım, masalara yumruk atıyorum, bilgisayara geleceğini duydum. Barış zıplıyor, koltuk kırılıyor şu an, koltuk kırılıyor. O kadar sevindik ki ben ama bak bilgisayara remastered'ının gelmesine de okeyim. 2013 versiyonunun gelmesine de okeyim ama o zor. Çünkü DLSS çıktı, RTS çıktı. Tabii, buradan Asus'a selamlar, inşallah sponsorumuz olur. baktığın zaman şu an günümüz teknolojisine 2013, 2010, 2015 bu yıldaki oyun
oyunları uyarlamaya başladılar. Çünkü evet. artık çok gelişen bir teknoloji ve insanlar yeni nesil oyunları oynadığı zaman onun hani esintilerini görmek istiyor oyunlarda. Kesinlikle. Şimdi biz evet 2013 model Last of Us'ta bunu göremezdik bilgisayarda. Çok zordu. Çok belki Remastered'da birazcık işte RTX eklentisiyle görebilirdik. Ama adamlar dedi ki baba biz madem bunu bilgisayara getiriyoruz ya biz madem bunu PlayStation 5'e getiriyoruz en yeni nesil iki tarafa getiriyoruz. Bizim buna bir remake yapmamız lazım. Ben buna ayrı sevindim. Çünkü Last of Us Part 2 Witcher 3'ten biliyorsun ki dünyanın en çok ödül alan oyunu unvanını aldı. Nasıl aldı bunu? Aşırı gerçekçiliğiyle, aşırı akıcı oynanışıyla. Kesinlikle. Çantanla suya giriyorsun abi bir çıkıyorsun suyun işte çantanın içinden çıkardığın o konserve bile ıslanıyor. Islanıyor evet. Ya da bir şarapnel patlıyor adamın bütün uzuvlarına onun girdiğini görebiliyorsun. Hani o kadar büyük bir oyun ki Part 2. Yani gerçekten oyun gündeminin belki de evet oyun camiası ikiye böldü. Neil Druckmann da bununla alakalı zaten bir yazı paylaştı. İşte Kurt Cobain'in bir sözü vardı. Eğer ki benim yaptığım işin saygı duymuyorsanız hani albümlerimi satın almayın gibisinden bir paylaşımda bulundu. Çok ağır. Tabii böyle bir paylaşım yaptı Neil Druckmann ve bu hani hayranlarda çok büyük bir patlama yaşattı. Çok fazla. Ya evet ikiye bölmesinin birinci neden bu. İkincisi de konuşamadığımız çünkü hikayeye dayalıyor. Tabii ve hikayeye bunu dayanacak. Aramızda ben de dahil oynamadım hala falan. Ya bitirmedim diyeyim. Deneyim ettim. Bitirmedim. Bilgisayara bekliyordum. Çünkü Part 1 ile birlikte 2 de gelecek bilgisayara. Evet. Artist mi yapma? O yüzden hikayeyle ilgili konuşamıyoruz. Ama bildiğimiz tek şey oyuncular bu oyun yüzünden ikiye bölündü ve Metacritic puanları olsun, evet. eleştirilmeler olsun. Ya bayağı böyle fay çıktı. Part 2'nin ne bileceğiniz bilmem ama bence çok üzülüm. Bence bunu biz oyun olarak eleştirmek zorundayız. Kesinlikle. Ona ben çok katılıyorum. Sırf sen o şeyi istediğini görmediğin için bu oyuna kötü diyemezsin. Kesinlikle. Asla diyemezsin. Oynanışı güzel mi? Güzel. Mükemmel. Hikayesi her duyguyu yaşatıyor mu? Yaşatıyor. Yaşıyor. İntikam hissi var. Üzgünlük var. Bir boğazını düğümlüyor ve bir yerde evet falan dedirtiyor. Evet yani. Giriyorsun. Ondan sonra müzikleri güzel mi? Güzel. Atmosfer güzel mi? Güzel. Gerçeklik zaten desem 10 numara. Eğer bu oyun her ödülü aldı mı? Aldı. Oyundaki en güzel şey müzikleriydi zaten. O hissiyatı bize vermesiydi. Şeyler kralıyorum sen. Yeni oyun sektörü hiç iyi gitmiyor. Biliyorum. Bir şey göstermeme izin ver. Güzelmiş. Bir şeyler çalayım mı? Güzel olur. Dinlemeyi isterim. Bu artık senin. Ama ben çalmayı bilmiyorum ki. O zaman yarından itibaren ilk derse başlıyoruz. Şimdi uyu. İyi geceler. O kadar hani Ghost of o kadar mükemmel bir parçalar çıkarmış ki sanki bu oyun hep vardı. Hani PlayStation döneminden bu zamana kadar hep varmış ve biz bunu görmüşüz gibi. Hani bu parçalar bu oyun için yaratılmış ya. Peki biz bu parçaları şimdi nereye döndürüyoruz? Part 1'e geri döndürüyoruz. Bu parçalar Part 1'de olmadığı için ben buna remake diyemiyorum. Katılıyorum sana. Ki ben birazcık şey olacak değil ama mi? Şöyle söyleyeyim ben remake çıktığı için öyle wow sonunda çıktı moduna girmedim bu arada. Çünkü beklediğim bir durumdu zaten. Ama ben şurada biraz eleştireceğim. Madem kafanızda remake vardı, kesinlikle vardı, kimse bana yoktu falan diyemez bunu. Keşke Remastered'ı keşke yapmasalardı. Değil mi? Ben onu görmek istemezdim açıkçası. Peki ben burada şimdi kaçırdığım için soruyorum. Remastered versiyonu çıktığında ücretsiz yükseltme var mıydı? Yoksa Remastered'ı ayrıyetten satın almak zorunda mıydık? Satın almak zorundaydık. Yani yükseltemiyorduk, yani upgrade edemiyorduk. O zaman abi niye Remastered yaptın? Remastered yapıldı kaç sene oldu? 2015'te çıktı. Diğer oyunları da öyle yaptılar. Mesela Life is Strange'de de çıktı. Abi adamlar... Sonradan Life is Strange'in Remastered'ı çıktı. Neredeyse ondan biraz daha yüksek bir fiyatı. $70 falan çıktı. Abi yani. Adamlar buradan hani Insomniac'a sesleniyorum. Bak tebrik ederim. Adamlar Remastered Spider-Man yaptı. Aynısını bilgisayara getirdi. Bak işte şimdi çıkıyor.
Hani çünkü remake'lik bir şey yok, yok abi. Yok. Yani remastered o zaman PlayStation 4 Pro'ya geçişte yapılmıştı herhalde. Hı-hı. Ya bence remastered gereksiz demeyelim. Gereksiz ne diyelim biliyor değil. Musun? Remake gereksiz o zaman. Keşke yapmasalardı. Tam abi ikisinden biri çok gereksiz. Tamam remastered'ı yaptın, neden Hı-hı. yaptın? PlayStation 4 Pro'ya 60 FPS'e çıkarmak istiyorsun. Aynen. Okey, onu hadi yapmak zorunda. Tamam. O zaman şu an remake'i neden yapıyorsun? Remastered versiyonun üstüne. O şundan kaynaklı. Şimdi bilgisayar oyuncuları da bu oyunu görmek istiyor. İstiyoruz. En çok ben istiyorum, en çok Barış istiyor, en çok buradan, ben istiyorum. Buradan İsmail'e ve Berke'ye selamlar olsun. Peki bir şey sormak istiyorum. Boyutunu soracağım, boyutu hakkında. 80 GB efendim. 80 GB boyutu var. Sizce 80 GB'lık hani fazla mı yoksa normal mi? Günümüz oyunları için normal çünkü. Normal bence. Normal. Bir de FBI'nin de arasına atıp. Normal ki. Ama bak Last of Us'a günümüz oyunu diyemem. 2013 model böyle ama günümüze şey yapıyorlar. Evet. Şey, günümüze yakıştırmaya çalıştıkları için normal bence. Çünkü grafik ne kadar artıyorsa boyut da o kadar artıyor. Tabii ki de o kadar artıyor. Ama yani keşke sadece grafikte kalmasaydı. Ben de katılıyorum. O şeyi söyleyecektim ben. Şu andaki bilgisayardaki oyuncuları PlayStation'a çekmeye çalışıyorlar evet. aslında. Hani o yüzden çok ses getirmiş zamanında. Ödül de almış. Şimdi bilgisayardaki bunlar. Oyuncuları PlayStation'a tabii, çekmeye çalışıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Bence tam tersi. Bence bundan kaynaklı var. Biz bu oyunları çıkartıyoruz. PlayStation özel oyunlarımız var. Şu anda PlayStation Extra. Bunları bilgisayara getirme nedenleri bu mu diyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Çok yanılıyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Neden biliyor musun? Ben sana anlatayım. PlayStation 5 ile birlikte konsol tarafında adamlar artık gelebileceği son noktaya geldi. Orası evet katılıyorum bak, artık. Şimdi yeni bir PlayStation'a ya. PlayStation 6 bence çıkmayacak. Oraya gireceğim ha. Şimdi. Adamlar işte bundan kaynaklı bilgisayar oyuncularını şu anda PlayStation'a çekmeye çalışıyor bence işte. Çekmiyor. Ben yine katılmıyorum. Bence PlayStation'a son noktaya geldik. Buradan artık biz bir şekilde para kazanmaya devam etmemiz Hı. gerekiyor. Ve biz PlayStation üretiminde de sorun var. Bir maddesi bulunamıyor şu an. Sıkıntı. PlayStation 5 stokları sıkıntılı, oyunu yok. Remake getirip duruyorlar. PlayStation 5'e özel 3 tane oyun var. Adamlar remake getirip duruyor, remaster getirip duruyor. Şu an PlayStation oyunu çekmeye çalışmıyorlar. Bence burada geleceğimiz son noktaya geldik. Artık parayı nereden kazanacağız? Bilgisayardan kazanacağız. İlaysun neden? Şöyle söyleyeyim bak. Ben bunu çok tartıştım insanlarla. Bu kesinlikle böyle olacak. O zaman adamlar gidip PlayStation Plus Extra, Deluxe ve benzeri çıkartmazdı. Çünkü ama PlayStation halihazırda var. Şu an Xbox bilgisayara da oyun getiriyor. Sırf ona rakip için çap yapıyorlar zaten tamam. şu an. Ama bunu neden yapıyor biliyor musun? Halihazırda PlayStation kullanıcılarımızı da elimizde tutmamız lazım. Ama bizim para kazanmak için Microsoft'un izlediği yolu izlememiz lazım. Hı-hı. Bilgisayara oyun getirmemiz lazım. Bilgisayardan PlayStation oyuncu çekemez. Adam şunu aldı. Gidip bunun üstüne niye PlayStation 5 alsın? PlayStation 5'te RTX mi var? DLSS mi var? Günümüzün teknolojilerini kullanabileceği herhangi bir sistem mi var? Yok. Adam diyor ki ben oyunumu globale sunmam lazım. Hı-hı. Benim oyunumu bilgisayara da tanıtmam lazım. Benim i̇şte bilgisayar bunu neden yapıyor? Bilgisayar oyuncusunu kendime çekmem lazım değil. Bence öyle. Benim oyunumu bilgisayar oyuncusuna da kazandırmam lazım. PlayStation Sony biliyor ki şu anda tüm bu oyuncular full bilgisayara yöneliyor. Full yöneliyorlar şu anda. Sony de bilgisayara yöneliyor. Oyuncu çekemez. Bence Sony PlayStation'a oyuncu çekemez. Çünkü PlayStation'da o kadar çok fazla özel oyun var ki bak gerçekten. Abi var ve bunlar bilgisayara geliyor. Hayır. Çoğu gelmedi. Hala yok. İlerisi sen şimdi Infamous Second falan diyorsan. Ha onunla alakası ne, var ne? Ne gelmedi mesela şu an? Söyle. İlk olarak God of War'ın 1, 2, 3 Ghost of tamam. Sparta, Chains of Olympus ve benzeri oyun. PlayStation peki APX. PlayStation 1 ve 2 ve 3 emülatörlerine niye telif atmıyor? İşte burada bir.